Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı muhalefetin halka ve yönetime seslendiği halk meclisi toplantısına sahne oldu. 70 bin kişinin katıldığı gösteride konuşan muhalefet liderlerinden Vitali Klitschkov, devlet başkanı Yanukovic'i ülke sorunlarını konuşmak için meydana halkın karşısına çıkmaya davet etti. Eylemlere destek veren Fransız tarihçi Bernard Henri Lévy de göstericilerin haklı taleplerde bulunduğunu anlattı. Gösteride herhangi bir neo-nazi destekçisi görmedim. Yahudi karşıtı bir şey de duymadım. Tam aksine inanılmaz bir sosyal hareketle karşılaştım. Gayet kararlı ve özgürlükçü bir hareket. Ukraynalı göstericilerin tutkusu çok önemli. Meydanda duyduğum şeyler Avrupa rüyasını yeniden canlandırmak isteyen dileklerdi. Burada insanlar Avrupa diye bağırırken bunu ezbere söylemiyorlar. Bu onlar için vatandaşlık, hukukun üstünlüğü ve özgürlük anlamına geliyor. Bazen biz bile bu anlamları Avrupa'da unutabiliyoruz. Ama burada insanlar bu manayı yeniden anlamlandırmaya çalışıyor. Bu arada muhalif Batkinchina Partisi lideri Arseniy Yatsenyuk yeni bir hükümet kurulması önerisinde bulundu. Yatsenyuk, Ukrayna ile Amerika arasında dinleme krizinin de olumlu sonuçlar doğurabileceğini dile getirdi. Bizim bildiğimiz şey Avrupalı ve Amerikalı dostlarımız Ukrayna'yı gerçekten destekliyor. Bunu ilk kez açıkça dile getirdiler. Ukrayna'ya ekonomik ve siyasi konuda yardım etmeye hazır olduklarını söylediler. Biz de Amerika ve Avrupa Birliği'nin bu yakınlığını takdir ediyoruz. Diğer yandan Ukrayna muhalefet partileri 13 Şubat'ta tüm ülkede genel grev çağrısında bulundu. Sabah saatlerinde Kiev'de toplanan bir grup gösterici, Almanya Büyükelçilik binasına yürüyerek Berlin'i sessiz kaldığı için protesto etti.